Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Sigorta ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Detaylarını öğrenmek için sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim. Kök maaşlar 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Usulen soralım, hesaplara ne zaman yatar? Şimdi öncelikle daha geçmişinden bir bilgi verelim isterseniz. Şöyle, Temmuz ayı itibariyle toplam bütün emeklileri, yani SSK ve Bağkur emeklileri, emekli sandığı emeklilerini burada ayırıyorum. Onların zam oranı farklıydı, 19.31'di. SSK ve Bağkur emeklileri şu anda bizim ana konumuz, konuştuğumuz konu. Burada hepsinin kök maaşına %24.73'lük bir zam yapıldı. Bir kere öncelikle bunu söyleyelim. Bu %24.73'lük zamlı maaşları bu ayki maaşlarıyla alınacak. Yani bugün başladı tahsis numarasının son rakamına göre SSK'da. Bugün itibariyle tahsis numarasına göre hak sahibi olanların maaşları hesaplarına %24.73 kök maaş üzerinden zam yapılarak yattı. Şimdi öncelikle bu genel bilgiyi vereyim. Peki dün ne açıklandı derseniz, dün şu açıklandı. Bu 24.73'lük zam yapıldıktan sonra hala daha emekli maaşları 12.500 liranın altında kalanların maaşları 12.500 liraya çıkarıldı. Dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in meclise sunduğu kanun teklifinde bu vardı. Bu kanun teklifiyle birlikte işte onun da belli bir süreci var biliyorsunuz mecliste. Nasıl bir süreç var? Öncelikli olarak bu kanun teklifi komisyonlara geliyor. Komisyonlarda görüşüldükten sonra genel kurula geliyor. Genel kurulda görüşüldükten sonra onaylanıyor, kanunlaşıyor. Cumhurbaşkanının önüne gidiyor. Cumhurbaşkanı bunu imzaladıktan sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor. Bu süreç normal şartlarda bir hafta 10 gün arasında sürebiliyor ama anladığım kadarıyla bu hafta içinde bunu kanunlaştıracaklar ve resmi gazetede yani hızlandırılacak biraz açıkçası. Çünkü zaten bu iktidar partisinin verdiği bir kanun teklifi, dolayısıyla meclisteki sayısal üstünlüğü de dikkate alırsak orada herhangi bir sorun olmadan çıkacak gibi gözüküyor. Tabii burada bakın, biraz önce konuşmanın başında bir şey söyledim ama bugün maaşlarını almaya başlayanlar var. Peki kanun daha çıkmadı. Bu nasıl olacak? Şöyle olacak. Şimdi kanun meclisten çıktıktan sonra yürürlük maddesi bu ay başından itibaren geçerli olmak üzere olduğu için herhangi bir şekilde problem olmadan bu ay alamasalar da kanun çıktıktan itibaren farklar hesaplara yatacak. Öyle söyleyeyim. En çok konuşulan konulardan biri de bütçe ne kadar izin veriyorsa o kadar zam yapıldı şeklindeydi. Bütçeye 33 milyarlık maliyeti olduğu belirtildi. Kaynakla ilgili hepimizin merak ettiği konular var. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi o sayıları da ben isterseniz biraz bilgi vereyim. Ben de not almıştım. 16 milyon 180 bin toplam emekli maaşı alan var. Bunların yaklaşık 4,5 milyonu dul ve yetim maaşı alanlar. Kendisinden emekli maaşı alanların sayısı da işte yaklaşık olarak 11 milyon küsüre denk geliyor. Bu hesapta 11 milyon 700 bin civarında kendi emekli maaşı olanlar var. Onun haricinde dul ve yetimler de aynı şekilde en düşük emekli maaşında yapılan artışı kendi maaşlarının hisseleri oranında, yani 25, 50, 75, onlar kendileri zaten bu hisseleri yüzde kaç üzerinden aldıklarını biliyorlar. O hesap üzerinden bu hesaplamayı yapabilirler. 16 milyon 180 bin toplam emeklimiz var. Burada 3 milyon 703 bin 788 rakamını açıkladı dün Abdullah Güler. Bu rakamda işte bahsettiğimiz 12.500 lira en düşük emekli maaşı, yani taban ücreti alacak emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788. Toplam bunun bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon olarak açıkladı. Tabii toplam bütçeyi de açıkladı. 11 trilyon 89 milyarlık bir bütçeden bahsetti. Türkiye'nin bütçesinden. Bunun yaklaşık 1 trilyonun üzerindeki rakamını da deprem bölgesindeki depremden kaynaklı yaraların sanılmasıyla ilgili harcandığını açıkladı. Şimdi burada direkt olarak zaten bu destekler hazineden yapılıyor Leyna Hanım. Yani herhangi bir ek kaynağı gerek yok. Hazine bu desteği rahatlıkla sağlayabilir. 33 milyar 11 trilyon içinde 0.03'e falan denk geliyor. Belki daha düşük. Dolayısıyla öyle çok
hazinenin üzerinde yük oluşturabilecek bir rakam değil bu. Yani hazineyi yorulmadan da bunu rahatlıkla karşılayabilir diye düşünüyorum. Evet, sizin sosyal medyanızda da çok önemli başlığı altında paylaştığınız bir bilgi var. Onu da özellikle sormak istiyorum. 2024 ila 2025 yılları arasında emekli olanlar arasında %30'luk bir maaş farkından bahsediyorsunuz. Nedir bu maaş farkı oranı? Hemen sizden alalım. Şimdi orada şöyle bir bilgi vereyim. Yıllar itibariyle enflasyonun yüksek olduğu yıllarda özellikle SSK Bağkur emeklilerinin bu tür farklılıklar oluşabiliyor. Yani siz bu sene emekli olmakla bir sonraki sene emekli olmak arasında emekli maaşınızda farklılık oluşabiliyor. Bu neden oluşuyor? Bakın, öncelikle şunu bilgisini verelim. Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Sizin yıllar itibariyle burada ödediğiniz primler üzerinden, tabii SSK Bağkur'u konuşuyorum şu anda, ödediğiniz primler üzerinden katsayılarla bu tarihe kadar geliyor. Yani aylık bağlama oranı dediğimiz oranlarla hesap edilerek emekli ol dilekçesini, tahsis talep dilekçesini vereceğimiz yıla kadar geliyor. Bu yıla geldikten sonra bir de o yılın endeksi uygulanıyor. Şimdi endeks, o yılın endeksi uygulanırken 2025 yılında tabii gerçekleşen bir enflasyon yok. Hedeflenen bir enflasyon var. Ve 2025 yılı içinde hedeflenen enflasyonda düşük bir hedef var. Evet, şimdi orada da düşük bir hedef var. Dolayısıyla siz örnek veriyorum, 2000 aynı aylık bağlama oranıyla geldiniz 2024 Aralık ayına. Şimdi Aralık'ın 30'unda tahsis talep dilekçenizi verdiğinizde örnek veriyorum tamamen afaki 20 bin lira maaşınız bağlanıyor. Ama tutuyorsunuz 2 Ocak'ta veriyorsunuz bu dilekçenizi, o zaman da 14 bin lira bağlanıyor. Yani %30'un üzerinde bir fark oluşabilir. Bu nasıl oluşuyor? İşte bahsettiğim gibi bu hesaplama yöntemiyle alakalı ve yıllar itibariyle bu şekilde farklar zaman zaman oluşabiliyor. Özellikle 2022'den 2023'e çıkarken, yani orada da EYT'den önce de böyle bir fark oluşmuştu. Burada tamamen gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyonla alakalı, hedeflenen enflasyonun yani bir sene sonraki enflasyonun düşük çıkmasının hedeflendiği durumlarda ve senelerde bu tür farklılıklar oluşabiliyor. O zamanki fark düşüktü, %10'lar civarındaydı ama şu anda gerçekten %30'un üzerinde bir farkın oluşma ihtimali var. Ve en önemlisi burada altının çizilmesi gereken, bu artık sizin ömrü billah maaşlarınızın hesap edileceği kök maaşınız Aleyna Hanım. Yani bir kereye mahsus değil bu. Bu artık bugün belirlendikten sonra bütün ömrünüz boyunca bu düşük maaşı alacaksınız demektir. Bunu niye söylüyorum? Emeklilikle alakalı olarak niyeti olan, planlaması olan kişilerin mutlaka 2024 yılıyla alakalı planlarını bir daha revize etmeleri gerekiyor. Bu düşüncelerini bir kere daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Yıllar itibariyle bu şekilde geçmiş yıl enflasyonu, gerçekleşen enflasyon çok yüksekse, ki bu sene öyle biliyorsunuz, TÜİK rakamları bile çok yüksek. Önümüzdeki yılki enflasyonu da hükümet düşürmekle alakalı bir hedef koyup hedeflenen enflasyonu da düşük olarak belirlediyse, işte böyle yıllarda bu tür şeyler olabiliyor. Ama bu, yani emekli olsunlar veya emekli maaşları düşük çıksın diye yapılan bir şey değil. Tamamen matematiksel olarak ortaya çıkan bir gerçek haline geliyor. Yani ben planlı yapıldığını çok düşünmüyorum ama nihayetinde masanın üstünde böyle bir başlık var. Bunu mutlaka vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor diyorum. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin efendim. Evet, sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.